Merhaba arkadaşlar, kask önerisi olarak Nex'in SX100 markasını önereceğim size. Fiyat performans olarak şu anda piyasada en geçerli kasklardan bir tanesi. Polikarbon malzemeye sahip, ayrıyetten kutu içerisinden pinlock çıkıyor, dahili güneş yüzeyi de var. Yani kıyaslama yaparsak N87 ile kafa kafaya diyebiliriz ama N87'den biraz daha ucuz fiyat olarak. O yüzden çok fazla tercih ediliyor. Ve renk seçenekleri de, desenleri de oldukça fazla. Yani her şekle hitap edebilecek şekilde renk seçenekleri ve desenleri mevcut. Bahsettiğim Nex'in SX100 modelleri bunlar arkadaşlar. Burada sadece Rayon'daki birkaç çeşit var. Ama tabii daha fazla renk seçenekleri veyahut da daha fazla desen seçenekleri mevcut. Görmüş olduğunuz üzere spor ve renk tarzlara uyabilecek şekilde bir kask. Dahili güneş yüzeyi mevcut dediğim gibi. Kutu içerisinden pinlock da çıkıyor ve ayrıyetten intercom kullanımına uygun bir kask. Şurada kendi intercomu için özel bir yuvası var. Kendi intercomunu almak istemezseniz herhangi bir universal intercom da kullanabiliyorsunuz ama tabi onu dışarıya montajını yapıyorsunuz. Montta da böyle yardımcı olacağım. Montumuz da bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi içinde çift astara sahip. Ve öyle herhangi bir Pakistan ürünü bir astar gibi de değil, gayet kaliteli bir astar. Hem rüzgara karşı dayanıklı hem yağmura karşı dayanıklı çift astar mevcut. Ve demin söylediğim sırt koruması da dahilinde D-Trio koruma olarak beraberinde geliyor. D-Trio korumaların bilmeyen arkadaşlar da YouTube'dan crash videolarını izleyebilirler. Darbelere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu görebilirler. Yazın bu içindeki astarları çıkardığınız zaman ön taraflarındaki hava girişleri ve kol altlarındaki, kol bölümündeki hava girişleri sayesinde yazın da gayet rahat bir şekilde kullanılabilen bir monttur. Yani alan arkadaşlar buna kadar hiçbir şikayet bulunmadı. Aksine çevresine tavsiye üzerine hep gönderip aldırttığı montlardan bir tanesidir. Ve fiyat performans olarak da gayet başarılı. Normalde 320 euro fiyatı var. Yani yaklaşık 1900-2000 lira gibi bir fiyat. Ama 1099 TL'ye düşürdük fiyatını. Yani eğer monta çok acil ihtiyacı olan arkadaşlar varsa kaçırmasın derim. Çünkü çok hızlı tükeniyor. Eldivenlere bir bakalım şimdi. Uygun fiyatlı eldiven isteyen arkadaşlar Vexo markasının VS10 modeli ve King modeli var. Birisi 185, diğeri 195 lira. Aralarında çok fazla bir fark yok. Yani kışın ideal bir eldiven, ucuz almak isteyenler için. Ama tabi bir Revit Five Gloves kadar soğuğa ve rüzgara karşı direnci olmuyor ve bir kaza esnasında da tabi onlar kadar koruması olmuyor. Ama hiç yoktan iyidir diyoruz. Bu fiyatlara alınabilecek en iyi eldiven, çünkü 185-195 lira gibi fiyatlar artık eldiven bulmak çok zor. Hassasiyeti daha iyi bir eldiven olsun derseniz Scoyco'nun MC17 modelleri var. Ama kışın çok soğuk havalarda biraz rüzgar alabiliyor. Onun bilgisini vereyim. Hani evet, hassasiyeti güzel, gidonu güzel kavruyorsun ama diğer eldivenler kadar soğuğa karşı direnci fazladan yok. Bunun da 275 lira fiyatı var. Hani biraz daha kışlık ama hassasiyeti de iyi olsun derseniz Five Gloves markasının Stockholm modelini önereceğim size. Hassasiyet olarak gerçekten yazlık eldivenler gibi çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz gidonu. Ama soğuktan da yağmurdan da bir o kadar güzel koruyor. İç materyali de şu şekilde arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi hani görünüşü bile insanın içini ısıtıyor yani. Avuç içleri gerçek deriden yapılmadır. Gerçek derinin sürtünme gücü daha fazladır tekstile göre. O yüzden büyük markalar genelde avuç içlerinde gerçek deri kullanıyor. Avuç içinde ayrıca slider'ı mevcut. Bu birçoğu eldivende genelde ya yok ya da soft şekilde var. Burada sertleştirilmiş slider mevcut. Yani fiyat performans olarak alabileceğiniz bir eldiven. Biraz daha bu taraflara geldiğiniz zaman buralarda artık Revit'in modelleri var. Mesela Revit'in Boxer modeli var. Komple deri bir eldiven. H2 out özelliği var. Yani yüksek seviyede yağmura karşı dirençli bir eldiven. Rüzgara da aynı şekilde direnci var. Ama yağmura daha fazla. Şimdi pantolon ve ayakkabıya geçiyoruz arkadaşlar.
Onlardan bir iki tane öneri yapacağız. Pantolonda da size Tek90 markasını önereceğim arkadaşlar. Hem günlük kullanıma uygun bir modeldir. Ayrıyeten kalça ve diz bölgelerinde impact'e korumalar sahip. Impact'e korumalarda darbe esnasında darbeyi emip sertleşebilen bir yapıya mevcut. Ve en büyük özelliği kalçadan diz bölgesine kadar kevlar kumaştır. Kevlar kumaş nedir diye sorarsanız itfaiyecilerin de elbiselerinde kullanılan sürtünmelere ve yanmalara karşı oldukça yüksek dirençli bir malzeme türüdür. Bunda da yine aynı şekilde kalçada ve diz bölgesine kadar kevlar kumaşa sahiptir. Günlük kullanım olarak gayet ofiste, işte kafelerde, sağda solda giyebileceğiniz bir pantolon türüdür. Ama soğuğa ve yağmura karşı çok fazla iddiası yok. Çünkü onun için üretilmiş bir model değildir. İçlik veyahut da yağmurluk tarzı bir şeyle bunları destekleyebilirsiniz. Eğer soğuğa ve yağmura karşı direnci olsun derseniz onun için motorcu pantolonları almanızı tavsiye ederim. Onda da ProHeel'in Spider modeli var. 67-67 Spider modeli var. Fiyat performans olarak güzel bir modeldir. 475 TL gibi bir fiyatı var. Rockwell markasının Flash Hike diye bir modeli var. Şu anda piyasadaki fiyat performans bazlı en iyi ürün bence. Çünkü suya karşı direnci çok yüksek. Yani araba hortumuyla falan videoları var. Araba hortumuyla yıkıyorlar, böyle ıslatmaya çalışıyorlar. Su almıyor yine de. Ve tabanı vibran taban. Yani kaymıyor hiçbir şekilde. Ve konfor olarak da gayet konforlu bir ayakkabı. Yani o motorcu botlarının vermiş olduğu o sert hissiyat yok. Rahatsızlık yok. Gayet rahatlık olarak da başarılı bir ayakkabıdır. Fiyatı da oldukça uygun. Spor tarzlarda da gayet uygun olur. Şurada vites değiştirmek için vites koruyucusu var. Ayakkabıya zarar vermesin diye. Yani gayet mantıklı bir ayakkabı olursun için. Ben biraz daha spor tarzı bir şey istiyorum derseniz, daha büyük günlük kullanım uygun şeyler istiyorum derseniz, yine uygun fiyatlı Rockwell'in böyle bir modeli var. Luke evet. VP olarak geçer. Bunun naked'ları falan da öneriyorlar değil mi? Tabii spor, naked, scooter, yani her tarzda kullanılabilen bir ayakkabı. Günlük kullanıma da uygun, yani iş yerinizde falan vesaire giyebiliyorsunuz. Ki zaten birçoğu insan bu ayakkabının alma amacı o. Dakika başı ayakkabıyı giy çıkar falan, biliyorsunuz. Motorcunun en büyük derdi ekipmanı giyip çıkarmak. Öyle dertleriniz olmuyor. Günlük kullanıma uygundur dediğim gibi ve rahattır. Gayet rahat bir ayakkabı. Ama alırken bir numara genelde küçük almaya dikkat edin. Çünkü bunun kalıbı birazcık geniştir. Yani 42 ise ayağınız 41 almak gibi. Yani internetten alacaksanız öyle seçmenize aynen, yarar var. Deneyerek gelip aldığınızdan görürsünüz zaten o farkı. Ama hani gelemeyip internetten sipariş verecek olanlar bir numara küçüğünü alırlarsa daha iyi olur. Çünkü kalıbı birazcık geniştir bu ayakkabıların. Umarım verdiğim bilgiler işinize yarar arkadaşlar. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım sizlere. Ama inanın şu an piyasada hani en kaliteli ürünler ve en fiyat performanslı ürünleri önerdim. Zaten araştırırsanız kendiniz de fark edeceksiniz. Yolunuz açık olsun, dikkatli sürün, kendinize iyi bakın.